Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Azizler, bu sohbetimizde sizlerle Harameyn-i Şerifeyn'e bulgen ahirge seferimiz hakkında kıskaca sözler veriş niyetimiz var idi. Lekin bu seferine her bir mumun Müslümanlar için mukaddes bulgen tıpraklar, caylarga bulgeni itibar eden biraz koşumçeler bilen, oşa hemimiz için aziz bulgen caylarını siz bilen bizge gereklik malumatlardan yana bir bazılarını hem koşup, takdim kılıp, koşumça malumatlar bilen itibarınızga havala kılışını irada kıldık. Bu seferimiz Rabıtatul Alemil İslami Teşkilatının teşebbüsü bilen utkazılgen İslam alemi müşkilatlar ve yeçimler deb atılgen halkara encümende katnaşış niyeti bilen buldu. Bu encümenli çakırış hakkıdaki haber ve onda bizning iştirakimiz ne davetnaması bundan bir necha oy avval kelganida biz unga rozilik bergan edik. Mazkur anjuman 2011 miladiy yilning 23-25 iyun turlari o'tkazilishi ko'zda tutilgan edi. Ve bu encümenini çakırgan, utkazadigan teşkilat Rabıtatul Alemil İslami de atalada. Bu teşkilat tüzülgenige 50 yıldan uttu, ziyada buldu. Utken yedi bu halkara teşkilatının 50 yıllık toyu hem bulup utken edi. Rabıtatul Alemil İslami degeni bizi telimizde İslam alemi bağlıcı, aleminin birbirinden bağlıcı, rabıta kurucu, teşkilat degen mananı bildirede. Bu saf, nadavlet, İslami teşkilat bulup, bütün dünya mumun Müslümanlarını birleştiriş, onlarla dini, diyanet işlerinden haberdar buluş, madani ma'rifi ishlaridan xabardor bo'lish, ularga qo'ldan kelgan yordam, ko'maklarni berish, musulmon olamining mushkulotlarini hal qilish kabi keng ko'lamdagi katta ishlarni olib borishi mo'jallangan. Bu tashkilotni asosini ta'sis majlisi deb atalgan majlis tashkil qiladi. Ta'sis majlisiga dünyanın bir neçe devletlerden azalar saylangan, cümleden kemine kadiminiz menhem, bana 20 yıldan artık kaldı. Ana uşa cemiyetini, ana uşa teşkilatının tahsis meclisine azası bulup gelmektemen. Ana şu itibardan hem bu teşkilatın kredigan, barca yığılışları da, tedbirleri de, İştirak etiş vaktiye müyesser buluşumuz ne Allah-u Teala nasip kılıp durup da. Rabıtatul Alemil İslami Teşkilatını bir nece kette bölümleri var, meclisleri var. Misal için bitti meclisini Meclis-i A'la El-İslami Bil-Mesacid deyildi. Yani bütün dünya boyunca mescidlerinin Ali Meclisi. Bu meclis dünyadaki barcha mescidlerge hizmet kursatış ge hareket kıladı.
masjidlarni muammolarini hal qilishga harakat qiladi va umuman qisqacha qilib aytganimizda bu demak bo'limning faoliyati masjidlar faoliyati bilan bog'langan. Ularni qurish, yaxshi holda tutish, masjid xodimlarini saviyasini oshirish, masjiddan ko'zlangan maqsadlarga erishish yo'lidagi bir qancha keng ko'lamdagi ishlarni qilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Robtatul Alamin islomiy tashkilotining huzurida o'zining islom fiqhi akademiyasi bor. Bu yerga ko'zga ko'ringan faqih ulamolarimiz a'zo qilib olinganlar va bu akademiya bir necha yillardan beri samarali ish olib bormoqda. Mo'min musulmonlar hayotida yangi paydo bo'lgan masalalarni shariat ahkomlari asosida hal qilish, ularga yechimlarni taqdim qilish ma'nosida qo'ldan kelgan ishlarini qilib kelmoqda. Akademiyaning majlislari yiliga bir marta chaqiriladi. Ko'riladigan masalalar avvaldan a'zolarga yuboriladi. Hamma tayyorlanib kelib, keyin o'sha ko'rsatilgan mavzu bo'yicha bahslar olib boriladi. Hamma ko'pchilik ovoz bilan masalalarni hal qiladi. Biz nashr etayotgan kitoblarimiz, internet sahifamiz, boshqa joylarda mazkur akademiyani chiqargan qarorlaridan bir qanchalarini keltirganmiz. Ularni o'qigan, ko'rgan, eshitgan azizlarimiz xabardor bo'lishlari kerak. Shuningdek, Robtatul Alamin islomiy tashkilotining huzurida Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar deb atalmış katta xalqaro tashkilot ham bor. Bunda Qur'oni Karim oyatlari, Rasul akram alayhissalotu vasallamning sunnatlarida kelgan ilmga oid hadis, oyatlarni ma'nosidan ruhlanib, ulamolarning qilgan ilmiy kashfiyotlari, Rasul akram alayhissalotu vasallam o'zlari bu tabiiy ilmlarga o'qimagan, o'rganmagan bo'lsalar ham Qur'ondagi kelgan oyatlar, Rasulullohdan vorid bo'lgan hadislardagi bugungi kun ilmining kashfiyotlari natijalariga to'g'ri keladigan gaplar mo'jiza ekanligini tasdiqlash borasida mazkur hay'at ish olib boradi. Mana shu hay'atni a'zolari, faollari, rahbarlari ko'pincha oyati karimalardagi, hadisi shariflardagi ma'nolarni turli tillarga tarjima qilib, har ilmning o'z mutaxassislariga mazkur oyat va hadislarning tarjimasini yuborib, bizning Qur'onimizda va Rasulimiz alayhissalotu vasallamning hadislarida mana bu ma'nolar kelgan, sizlarning mutaxassisligingizga bog'liq narsalar. Agar shu ma'nolar to'g'risida ba'zi bir ilmiy fikriy mulohazalaringiz bo'lsa, bizga bilan o'rtoqlashsalaringiz xursand bo'lar edik degan ma'noda xatlar jo'natib turishadi va bunga ko'p ulamolar ijobiy javob berib, ya'niki biz bu ilmni mutaxassisi bo'lib, buni biz bilamiz deb yurgan bo'lsak ham, bundan 1400 yildan avvalroq aytib qo'yilgan ekan, Qur'onda kelgan ekan, hadisda kelgan ekan, biz bunga qoyil qoldik, tan berdik degan javoblarni bergan holatlari bo'lgan. Ba'zilari shundan ta'sirlanib, islom dinini qabul qilgan holatlari ham bo'lgan. Xullas kalom, bu hay'at, ya'niki Qur'on va hadisdagi ilmiy mo'jizalar hay'ati ham o'zini demak faoliyatini, rabitani bir shobasi sifatida olib boradi. Shuningdek, islomiy ta'lim bo'yicha, Qur'on yodlatish bo'yicha, islomiy me'morchilik bo'yicha, ayol-qizlar bo'yicha va boshqa ko'pgina hayotning tarmoqlari bo'yicha dunyo hay'atlari Robtatul Alamin islomiyni qoshida ishlab turadi. Ana o'sha tashkilot biz ishtirok qilishimiz lozim bo'lgan islom olami mushkulotlar va yechimlar deb atalgan konferensiyani ham uyushtirgan edi. Ana o'sha konferensiyada demak ishtirok etish uchun Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda avvalroq yetib borish maqsadida kelishuvga asosan kun yetib kelganda biz Haramayn Sharifayinga qarab jo'nadik.
Türk Hava Yolları uçağı da Cidde-i Mübarek şehrine yetib barışımız gerek idi. Hemimizde malum ki Cidde şehri Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere için kirişke demek eşik bugün şehir hesaplanadı. Harameyn Şerifeyn'e varadığın her bir hacı mıdır, umraçı mıdır, ziyaretçi mıdır, ya ki bizge hoşagan ilmi işlerde katnaş niyeti var kişiler mıdır, avval Cidde'ye varıp keyin uyakka kirişedir. Çünkü Cidde'de deniz portu var, hava portu var, başka nakliyat vasıtaları şu yerge kirede. Çünkü Harameyn-i Şerifeyn'de fakat yine Müslümanlar kirişge ruhsat verilgen. Bu merkeplerde, bu nakliyat vasıtalarda Müslüman mesler hem borusu itibarından elbette avval Cidde'ye düşüşe doğru geledi. Cidde şehri ise mikatın içi de. Mikat deganımız Mekke-i Mükerreme'ye barışı lazım bulgan adam, hacı olsun, umraçı olsun, ziyaretçi olsun, elbette ihram bağlaşı gerek. Dinimizin kaydası şu. Ana şu ihram bağlaşını başlanadigan cayını mikat deyiladi. Mekke-i Mükerreme'nin çar etrafından Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam özleri mikatlarını belgilen bergeller. Ana o şey mikattan ihram bağlamastan ötken mumun Müslüman insan hac ya ki umra kılıç niyeti olsa günahkar hesaplanadı. Keyin cerime tolaşı yani bir canlık soyuşu gerek buladı. Şunun için Cidde tarafı yollanırken kişiler ihramga tayarlanıp barışları gerek buladı. Hususen misal için köprak uçkuşlar bilen barıladı. Ana şunda erkekler ihramlarını alıp aladı. Ayollar hem o şu ihramga atarken kıyımlarını kıyışıp aladılar. Cidde'ye uçadan uçaklarga hemmesine malumat verirgen, korsetme verirgen, havada üçe bara turup, mikatke, yani ki ihram kıyışke, çegere kılıngan cage yakınlaşken de resmen ilan kılınadı. Biz hazır mikatke yakınlaşıp geri yapmaz. Hac ya ki umra kılmakçı olgan kişiler ihramlarını kıysen ve niyetlerini kılıp alışlarını sorayımız degen manada ilan kılınadı. Bazı bir kişiler uçağını içi de ihram kıyış ongaysız buluşunu itibar eden, biraz meşakkatke, teklifke alıp barışı itibar eden, uçakka minyetken de bir yolu kıyıp aladığın halatlar hem buladı. O ihramını kıyıp alıp niyet kımasından durup barıp, hani mikatka yakın kegen de niyetini kılıp lebbekeni aytıp kitap olsa hem buladı. Hani biz bu sefer barganımızda hem ana şimdi demek ihramlar bilen çıkıp giydik. Lekin Medine-i Münevvere'ye yakınlaşken de Samaliyot'ta ilan kılıçtı uçakta. Biz hazır Medine-i Münevvere'ye yakınlaşıp geliyormuş. Mikat'a geldik. Medine şehri bizim uçağımızın çap tarafından korunadı deyip aytıştı. Hani bu yerde bir ibadet manası varlığı giden bunu alakıda takitler aytılı. Çünkü bazı bir kişiler Cidde'ye barım ihram kılarmen degen halde düşünmezden hatage yol koyuşu koyadı. Umranı hem kılış almaya kaladı, uzları hem hıcalat buladı ve birkaç nakulaylıklar tokuladı. Ana Cidde'de demek kabul kılıp mezbarlar algarlarından son keyin bir marab merkeplerine minip maşineler bilen Mekke-i Mükerreme tamam yol alınadı. Mekke-i Mükerreme'ni demek yakınlaşılgan peyti de haramlı çekeresi geledi. Şimdi mikattan göre küçük rak haram degen çekere. Haram degeni Allah Subhanahu ve Teala Baytullah'ın etrafından malum uzaktaki yerlerine çar etrafından haram deyip ilan kırgan. Haram degeni yamanlık haram kırgan. Niyet kırgeller için demek bir neyse o şey ihram ki gelirlerge haram bulan nesillerine haram buluşu cari buladığın mintaka değil gani. Ana o şey haramını çekeresinden içkerege namusulman adam kirişi mutlaka mümkün emez.
Shuning uchun haramni chegarasiga yaqinlashgan joyda demak tekshiruv nuqtalari bo'ladi. Ana o'sha yerlarga musulmonlargina kiradi degan yozuvlar bor. Non-musulmonlarning yo'lini boshqa yoqqa burilib ketganligini ham ko'rsatib qo'yilgan. Ana o'sha demak haramni ichida o'ziga yarasha hukmlari bor. Haramni ichida chegarasida demak hayvonlarni ovlab bo'lmaydi. Ularga zarar yetkazib bo'lmaydi. O'simliklarni yulib, sindirib, kesib bo'lmaydi. Odamlarga demak qo'pol muomala qilish, ularni urush, so'kish, kaltaklash yoki boshqa shunga o'xshagan narsalarni qilishga ham ruxsat yo'q bo'ladi. Ana shuning uchun buni haram deb ataladi. Bu narsani ham hamma yaxshi bilishi kerak. So'ng yetib borgandan keyin albatta joylashib, nafasini rostlab, inson o'zini o'g'nab olgandan keyin umra niyatida bo'lganlar umrani qilishga o'tadilar. Biz ham bu safar ham ana shunday umra niyatimiz bor edi. Alhamdulillah Alloh taolo muyassar qildi. Ka'batullohni 7 marta aylanib tavof qilib, so'ngra Safo va Marva tepaliklari orasida 7 marta borib kelib, sa'yini ado qilgandan keyin sochlarini qisqartirib, ihromdan chiqib, umra ibodatini ado etishga Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib etdi. İnşallah sohbatın devamını keyin ahirete yetkazamız.